Türkiye'yi bu hale kim getirdi? İktidardakiler. Nasıl getirdiler? 3 terör örgütüne yardım ve yataklık yaparak getirdiler. Seçimle gelen seçimle gider diye bir cümle kullandım. Bu havuz medyası ve onların ekibi blok halde. Vay efendim, sen bunu nasıl söylersin? Şunu mu söylememi bekliyordunuz? Seçimle gelen darbeyle gider. Bunu mu söylememi istiyordunuz? Efendim diyor, bu tutuklanan milletvekilleri Kandil uzantısı diyorlar. Sizden icazet alıp Kandil'e gitmediler mi bunlar? Bunlar hükümetin gözetimi ve koruması altında İmralı'ya gitmediler mi? Masaları kurmadılar mı? Başkanlık sistemini konuşmadılar mı? Bu kadar yüzsüzlüğü ben hayatımda ilk kez görüyorum. Bu kadar yüzsüzlüğü. 2010'da çıktı dönemin başbakanı, dedi ki biz, siz PKK ile görüşüyorsunuz dediğimiz zaman şu cümleyi kurdu. Biz PKK ile görüşmedik, görüştüğümüzü söyleyenler şerefsizdir. 2012 aynı kişi, PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan bana söylesin. İmralı ve Kandil arasında da mekik dokudular bu arkadaşlar. Oslo'da masayı biz mi kurduk arkadaşlar? Kimdi bu Oslo'da görüşme yapanlar? Bunları görevlendiren kimdi? Bu PKK'ya yardım ve yataklık yapanlar bunlar değil mi? Onlara meşruiyet kazandıranlar bunlar değil mi? Bizi suçluyorlar. Bakın değerli arkadaşlar, iki kanattan saldırı alıyoruz. Bir PKK, iki AKP. Çünkü ikisi de işbirliği yapıyor. Bakın şu fotoğrafa. Dolmabahçe mutabakatı. 3 kişi serbest, diğerleri tutuklu veya hapiste. CHP milletvekili mi bunlar? Kim bunlar? Önce bunun hesabını vereceksiniz siz. Bunun hesabını sormazsam namerdim. Bunun hesabını vereceksiniz. Nusaybin'de kamyonun üzerinden kalaşnikoflar dağıtıldı. PKK vergi daireleri kurdu, vergi topladı. Mahkemeler kurdu, adalet dağıtıyorum dedi. Ha burada. Bu ülkenin hakimlerini, savcılarını terör örgütünün ayağına kim gönderdi? Çadır mahkemelerini kim kurdu? Kim vardı iktidarda? CHP mi vardı? PKK'ya meşruiyet kazandırdılar. Nasıl meşruiyet kazandırılır biliyor musunuz? Meşru bir organı bir terör örgütüyle muhatap kılarsanız o terör örgütüne meşruiyet kazandırırsınız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni bir terör örgütüne muhatap kıldılar. Ya sizi PKK kucaklıyor, bize PKK saldırı düzenliyor. Nasıl oluyor bu düzen? İş dili su ayrı gitmiyor. Yeri gelince de kime saldıracağız? CHP'ye saldıracağız. Niçin? Cumhuriyet Halk Partisi doğruları söylüyor diye. Doğruları söylemeye devam edeceğiz.